tutuklamaları Kadıköy'de protesto edildi. 1 Mayıs tutuklamalarını Kadıköy'de protesto eden Emek, Barış ve Demokrasi güçleri, saldırılara karşı mücadeleyi büyüteceklerinin mesajını verdi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri, 1 Mayıs'ta yasaklara karşı direnen 50 kişinin tutuklanmasını Kadıköy'de bulunan İskele Meydanı'nda protesto etti. 1 Mayıs tutsakları onurumuzdur, 1 Mayıs'tan, Taksim'den, arkadaşlarımızdan vazgeçmiyoruz. Dövizlerinin taşındığı eylemde, 1 Mayıs'a, Taksim'e, tutsaklara özgürlük ve 1 Mayıs'ta 25'i öğrenci 50 devrimci tutuklandı, hepsini alacağız, pankartları açıldı. Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti Milletvekilleri Özgür Saki, Halkların Demokratik Kongresi HDK eş sözcüsü Cengiz Çiçek ve Kezban Konukçu DEM Parti MYK üyesi Musa Piroğlu'nun yanı sıra çok sayıda kurum temsilcisi ve yurttaş katıldı. Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan Tuğgen Gümüşay, 1 Mayıs'ta binlerce insanın emekleri ve özgürlükleri için sokaklarda buluşmasına karşın Taksim'in yasaklanmak istediğini vurgulayarak, işçilere siyanürlü madenlerde ölmek yasak değil, kadınların sokak ortasında öldürülmeleri yasak değil, öğrencilere KYK yurtlarında ölmek yasak değil, emeklilerin açlık sınırının altında yaşaması yasak değil ancak Taksim size yasak denmiştir. Bütün engellemelere, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerin Taksim'e yürüme iradesi kırılamamıştır, diye belirtti. Gümüşay, Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim'e yürümek haktır. Taksim'de 1 Mayıs kutlamak meşrudur. Ortada olan tek suç işçi sınıfının 1 Mayıs meydanının, milyonların özgürlük alanı Taksim meydanının, emekçilere yasaklanmasıdır, şeklinde konuştu. Gümüşay, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu iradeyi ne kara propagandanız, ne hedef göstermeleriniz, ne yasaklamalarınız yenemeyecek. Direnenler, halkın öfkesini örgütleyenler kazanacak. Saldırılara karşı insanca, onurlu bir yaşam mücadelesini büyüteceğiz. Taksim biziz, arkadaşlarımızın arkasındayız. Daha sonra gençlik örgütleri adına Irmak Biter söz aldı. Tutuklanan arkadaşları için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından eylem sloganlarla son buldu. 1 Mayıs'ta Taksim'e tutsaklara özgürlük. Geride bırakmadan kurtuluş yok tek başına diyerek o meydana gireceğiz. Binlerle, milyonlarla o meydana gireceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sözü bizim için bir laf, bir slogan olarak kalmayacak. İşte göstereceğiz ve o meydana milyonlarla gireceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Milyonlarca insanın emeği ve özgürlüğü için Taksim'de 1 Mayıs meydanında buluşma ihtimali dahi saraya metrobüs duraklarını kapattırmış, caddelerdeki trafiği durdurtmuştur. Saray bir stadyum dolusu polisi görevlendirmiş ve hatta trafik polislerine bile çevik kuvvet kıyafetleri giydirmiştir. Bu korku iktidarın açlık ve sefalete mahkum etmeye çalıştığı milyonlardan, sıtma ile ölüm arasında sarkıcı çevirdiği yaşamlarımızdaki öfkeden, bu öfkenin 1 Mayıs'ta Taksim'de yan yana olmasından duyduğu korkudur. O gün Bozdağ'ın kemiğinin altına kurulan barikat, sarayın bu halktan, onun ayağa kalkma ihtimalinden duyduğu korkuyu örtemez. Bu korku son 10 günde 50 arkadaşımızı 1 Mayıs'a katıldığı için, Taksim'e yürüdüğü için tutuklamıştır. Aman afiledir. 1 Mayıs alanı Taksim meydanıdır dediği için 3 Mayıs'ta başlayan ev baskınlarıyla gözaltına alınan, ardından tutuklanan 25'i üniversiteli 50 kişi için gözaltılar, baskılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz demek için bugün buradayız. Bizler üniversiteliler olarak kayyum rektörlere, geleceksizliğe, güvencesiz ve yetersiz yurtlara, kariyerizme karşı tüm ezilenlerin mücadelesine olan alanı olan Taksim'e özgürlüğümüz için, bedenlerimiz için, beslenme ve barınma haklarımız için yürüdük. Sadece tutuklanan 50 devrimci değil, hepimiz oradaydık ve hepimiz önümüze dikilen barikatların üstüne yürüdük. Bugün bizlere saldıranlar bilsin ki bizler tutuklanan 50 arkadaşımızın adını sokak sokak, kampüs kampüs, meydan meydan yükseltmeye devam edeceğiz.